Şu an live olduğumuzu Zoom iddia ediyor. YouTube'dan görünce de buna inanacağım. Evet. Ama bu arada evet. Speaker view yapınca da Onur'u sabitledi. O zaman ufak ufak başlayalım abi. Ben senin videonun linkini de bir yerlere ekleyeyim. Bir saniye seni pinleyebiliyor muyum? Evet, seni pinledim. Teşekkürler. Artık sürekli senin kafan görünecek. Onur Koç Üniversitesi'nden şu an. Orada postdoktorasını yani doktor sonrası araştırmalarını yapıyor. Hatta yeni de bir proje aldı. Değil mi? Haydi. Ve istiyorsan abi ona başlayalım. Hani böyle şey birazcık Olur. informal yaparız. Sonra da onunla alakalı neler olsa diye. Sonra da bu hackathon'da ne yapabilir gençlere geliriz. Ne yapıyorsunuz? Türkiye'ye kuantum biyoloji mi getiriyorsunuz? Kuantum termodinamik mi getiriyorsunuz? Neler oluyor? Aslında hani şey, sen de biliyorsun, doktoramda kuantum biyoloji üzerine çalışmıştım. Diğer videoda da onu söyleyerek başlamıştık. Sonra ben bir süre doktora sonrası araştırmalarımda kuantum termodinamiğe odaklandım. Biraz kuantum termodinamik öğrendim. Şimdi bu yeni başladığımız proje, hani odağında kuantum biyoloji var ama içerik olarak sadece kuantum termodinamik, kuantum enformasyon gibi şeylerden yararlanmıyor. Aynı zamanda işte makine öğrenmesi, tensör ağları, sinir ağları gibi hesapsal yöntemlerden de yararlanmayı deniyor. Video konuşmasında işte çeşitli örnek model sistemlerden bahsetmiştim. Genel olarak literatürde kuantum biyoloji üzerine çalışılan sistemler. Orada da gördüğümüz gibi böyle ele aldığımız molekül, ele aldığımız sistemler aslında çok küçük sistemler. Böyle bir elektron, iki elektron, iki proton, bundan daha fazlasına bakmıyoruz kuantum biyoloji literatüründe genellikle. Biraz daha bu işi öteye götürmek istiyoruz biz aslında şimdi. Gerçek moleküller alalım, onların çok elektron kuantum durumlarını herhangi bir şey yapmadan ne diyelim ilintileri ihmal etmeden hesaplamayı deneyelim ve ondan sonra kuantum biyoloji yapalım istiyoruz bu projede. Danışmanlığında da şey bir kuantum termodinamikçi hocamız, bir kuantum kimyacı hocamız, bir de bilgisayar mühendisi, yapay zekacı hocamız danışmanlık yapıyor projeye. Bir taraftan ben İşte eksiklerimi öğreniyorum bu yeni alanlarda, onları gidiyorum. Diğer taraftan da hedefimiz özellikle ilk 3 senelik bir proje bu. Özellikle ilk senesinin ardından bu kuantum kimyanın ya da tensör ve sinir ağlarının yöntemlerini tamamen uygulayıp biyoleküllere hardcore kuantum biyoloji yapma niyetindeyiz. Şimdilik hani proje hakkında sanırım ilk olarak diyebileceklerim bu kadar. Ama hani şeyi de söyleyeyim. Gerçek moleküllerle çalışmak gerçekten zor. O yüzden zaten kuantum kimyada bir sürü varsayımlar yapılıyor. Bizim için kötü olan taraf kuantum kimya enerjilere odaklanıyor. Enerjilere odaklandığı için kuantum bilintiler çok önemli değil. Hani ne coherence, ne entanglement, ne discord o tür şeylerin çok adı anılmıyor. O yüzden de biraz sıkıntı oluyor kuantum kimyanın mevcut yöntemlerini kullanmada. Bu yüzden biz biraz şey yöneliyoruz. İşte sinir ağları, tensör ağları, hatta belki kuantum bilgisayarları. Bunlara yönelmemizin temel sebebi aslında kuantum kimyanın bu coherence ve correlation'lara hiç odaklanmaması. Bence güzel. Şimdiden kolay gelsin diyelim. O zaman mesela şöyle bir şey sorayım. Şimdi burada da arkadaşlar var. Birkaç da YouTube'dan takip eden olmuş. Bu ilintilere bakmak pratik olarak ne demek oluyor? Yani bilgisayar ilintiye bakacaksın. Bunu bir matematiksel işte master denklemi yapacaksın da yani bu konuda bir şey yapmak isteyenler şu an sen ya da ben olmadığımızı varsayalım. Hackathon'a bir katılınca
Nereden başlamalı, ne yapmalı? Yaklaşık 2 günler olduğunda göz ardı etmeden bu soruya bir yanıt Anladım. versen. Ya aslında 2 gün tabii çok uzun bir süre değil ama doğru kaynaklara yönelip de odaklanıldığında çok da zor değil 2 günde bu tür şeylere girişmek. İlintiler dediğimiz şeyler neler? Aslında bunun için başta yoğunluk mantisi nedir? Onu iyi bilmek gerekiyor. Eğer yoğunluk mantisi formalizmine alışık değillerse hemen mesela Nisan şu an açılıp oradan bölüm 2 kuantum mekaniğinin lineer cebir, ondan sonra kuantum mekaniğinin yoğunluk mantisiyle formalizme. Böyle çok uzun bölümler değil bunlar. Ama orada bir eksik varsa ilk etapta böyle bir iki saatte çok aşina hale gelebilirler yoğunluk mantisi nedir, nasıl temsil edilir diye. Ardından şeyi söyleyebilirim. Şimdi en temelde eşevrilik, coherence dediğimiz şey var. Coherence dediğimiz şey ne? Yoğunluk mantisi şeyi bir sorayım mı Zeki? Bu hekatona katılan arkadaşların kuantum mekaniği bilgisi ne düzeyde? Yani onu şu an burada olan arkadaşlara da sorabiliriz de çok yüksek olmadığı Çok yüksek varsayıyorum. değil. En Yani. azından şeyi biliyorlar mı? Hani durum vektörü diye, hani vektörlerle temsil ettiğimiz şeylere. Evet ya şöyle söyleyeyim. Kavramı üzerinden gidebilir miyim? Evet. Evet o temel şey. Yani biz bir kitapçık attık. Orada böyle temel itibariyle işte kuantum bilgisayarı nedir, şeyler nelerdir, işte state vektör bilmem ne, bazı uygulamalar nelerdir gibi şeyleri cover ettik. Gelmeden önce de bakmıştır şu insan zaten. Ama Tamam. hani mesela density matrix dediğinde ya da yoğunluk matrix dediğinde anlamaları Zor. biraz daha zorlaşır. Çünkü o çok şey, hani ikinci kuantum mekaniği dersini almıyorsan ilk aldığın kuantum mekaniği dersinde görmediğin bir şey ya. Anladım. Ben hani şöyle bir giriş yapabilirim belki orada. Şimdi klasik biti sıfır ve bitlerle temsil ediyorduk. Yani aslında bir eksenin sıfır, bir eksenin bir olduğu bir tane böyle şey çizsem, 2 boyutlu bir uzay çizsem, benim rastgele alacağım bir bit o uzayda bir nokta. Kuantuma geldiğimizde ne yapıyoruz? İşte kübit dedik, sıfır ve bir kübitleri. Artık noktayla temsil etmiyoruz. Bir vektörle temsil ediyoruz en genel durumumuzu. Buradan gireyim istersen. Ve bir eksenimiz bizim diyelim ki artık 2 boyutlu eksen de yetmiyor. Blok küresi diye bir şey var. O tanımlama üzerinden belki, o görselleştirme üzerinden belki gidebilirim. Bir küre düşünün. Bu kürenin kuzey ve güney kutbunu alalım. Bir kutbu sıfır kübitini, diğer kutbu bir kübitini gösteriyor. Aslında kürenin merkezinden oraya çizeceğim vektörleri de düşünebiliriz sıfır ve bir kübitleri olarak. Ama şimdi lineer bildiğimiz bir şey, 2 vektör alıp toplarsak başka bir vektör oluyor. Hatta bazı katsayılarla çarpıp toplarsak gene tanımlı bir vektör oluyor. Kuantum mekaniğinde de bu her zaman geçerli. Yani sıfır ve bir kübitlerini temsil eden vektörleri alsak, belli katsayılarla çarpıp toplasak o da gene bir kuantum biti. Bunun için tek gereken şey o katsayılarımızın karelerini alıp topladığımızda bir olması da olasılığın korunmasıyla ilgili bir ilişki. Bu küre analojisine geri döneyim, blok küresi analojisine. Orada bu şekilde yazabileceğimiz herhangi bir vektörü alırsak kürenin merkezinden çıkıp da kürenin yüzeyine gelen tüm vektörleri düşünelim. Bunların her biri işte artık tanımlı bir kuantum biti olabiliyor. Bir de ama kürenin yüzeyinde sonsuz tane nokta var. O zaman sanki sonsuz farklı kübit elde edebiliyoruz gibi oluyor bu resimde. Bir de kürenin yüzeyinin dışında kürenin içi var. Kürenin içindeki noktalar da aslında tanımlı kuantum durumları. Yüzeyindeki noktalar kapalı kuantum sistemlerinin durumları. Kapalı dediğim ne? Kübitimiz kimseyle etkileşmiyorsa bunu yapabiliyoruz. Ama kübitimiz çevreyle etkileşiyorsa o zaman bu vektör tabanlı formülleştirme de yetersiz kalıyor. Nasıl klasikten kuantuma geçerken noktadan vektöre geçmiştik. Aslında nokta rankı sıfır olan bir tensör. Vektör rankı bir olan bir tensör. Açık kuantum sistemine geçtiğimizde rankı bir daha artırıyoruz. Rankı iki olan
tensör. O da matris oluyor. Matrislerle temsil etmek zorunda kalıyoruz. O kürenin içindeki her bir nokta da tanımlı başka bir kuantum durumu. Ama bunlar artık çevreyle etkileşen kübitlerin durumları. Onları vektörlerle değil, yoğunluk matris adı verdiğimiz başka bir nesneyle tanımlıyoruz. Bunu bir kenara koyayım. Şimdi coherence ne? Aslında şeyi paylaşayım mı Zeki? Belki videodaki paylaştığım PDF üzerinden bir şeyleri gösterip daha rahat. Şimdi seni host yapayım abi çünkü yok o zaman biraz... hiç girmeyelim dur. Zoom linkini Twitter'a koydum ya, biraz Rus tamam. Botlar gelmeye başladı. Tamam, ben hemen o zaman lafla anlatmayı deneyeyim. Şimdi 2 0 ve 1 kübitini alıp bundan başka bir kübit elde etme olayı, bu kavram, bu olguyu açıklayan terimimiz süperpozisyon kuantum mekaniğinde. Süperpozisyonun özel bir hali var, coherence. O ne demek? Aslında kübit örneğinde verdiğimiz süperpozisyonla coherence aynı şeyler. Süperpozisyon en genelinde birbirinden ayırt edilebilir olmak zorunda değil süperpozisyonunu aldığımız vektörler. Yani şu aşamada onu şey yapabilir miyim? Pauli matrislerini biliyor mu arkadaşlar Zeki? Ya Pauli matrisi diye demesek de şöyle desek bence anlarlar. 2'ye 2 bir tane matris. Bunların hepsinin şeyleri çapraz değerlerini toplayınca sıfır ediyor. Kendileriyle çarpınca da identity veriyorlar. Onu demek yeterli olsun. Blok küresi onu bağlamayayım. Ben tekrar küreye döneyim. Şimdi kürenin güney, kuzey kutbu 0 ve 1 kübitleriydi. Ama işte z ekseninde değildi. X'te ya da y'de ya da herhangi başka bir yerde böyle bir doğru alıp böyle kürenin bir yerinden gidip diğer yerinden çıksam merkezden geçecek şekilde. O karşılıklı iki noktadaki şeyler, kübit durumları birbirine dikler gene. Yani 0 ve 1'i nasıl birbirinden ayırt edebiliyorum, onları da birbirinden ayırt edebiliyorum. Ama aralarında böyle bir ilişki olmayan rastgele iki nokta alsam kürenin üzerinde, onların da süperpozisyonunu alabilirim ben gene. Süperpozisyon bu anlamda daha gene. Coherence'da ise illa birbiriyle karşılıklı duran, yani yapıp birbirinden ayırt edebileceğimiz... Yani bu bizden geliyor değil mi? Açtasınız bebee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 
yok bundan sonra. Ay. Sana bir beden selam. Durmak yok o bir patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara pila. Uçuyor yıldır zaramız sezer bayan. Harmanım baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fer. Çok eğlendim. Buna zoom bombing deniyor. Hocam bu arkadaşlar yanlışlıkla burada herhalde. Yok yanlışlıkla çünkü... değil onlar şey. Evet. Çünkü bot biri oluyorlar yazmış, ya. Yanlış kayboldum diye yazmıştım şeyde. Evet. O zaman ben şu an adı düzgün olmayan herkese atıyorum. Evet. Onur bu arada sen mute'lusun abi. Şey öyle bir durumda sen doğrudan alabiliyor musun? Linki internette olunca herkes görebiliyor. Hı-hı. Herhalde. Devam edeyim mi Zeki? Edelim ya o şey. Bu Zoom'da olur bu. Hiç şey yapmayalım. Ha. Bunu dert etmeye gerek yok. Coherence dediğimiz şeyde illa işte ölçüm yapıp birbirinden bir şekilde ayırt edebileceğim iki durumun süperpozisyonu olmak zorundayım. Correlation dediğim şey ne şimdi? Correlation için birden fazla kübitim olacak elimde. Mesela iki tane kübitim olacak. Bir kübit iki kübitin durumunu nasıl elde ediyorum? Matematik tensör çarpımı dediğimiz bir işlem var. Kronecker çarpım diye de geçiyor. Aslında bir vektörün içinde yaşadığı Hilbert uzayıyla diğerini üzerinde bir işlem yapıp daha büyük bir Hilbert uzayı kuruyor bize bu tensör çarpımı. Ama
o uzayın içinde yaşayan her vektör aslında birer kübit durumlarının tersör çarpımları şeklinde yazılamıyorlar. Hani ayı ayrıştıramayabiliyoruz. Böyle durumlar dolaşık durumları olarak geliyorlar. Dolaşıklıkla ilgili hani nereden çalışabilir arkadaşlar? Yani gerçekten şey, belki bu arada Nisan şu anki yerine bazı ders notları da var. Onları da şey yapabiliriz. Ben şu Kitayvin miydi en şey notlar? Evet, yani onun güzel notları var. Hemen bakayım, burada birkaç tane şey olmalı. Preskill'in de notları var, çok güzel. Preskill'in, Kitayev'in. Onların notlarını takip edebilirsiniz. Ya yani burada biraz şeyden aslında bahsedebiliriz. Yani bu işin matematiğinin aslında tekabül ettiği çok iyi bir, yani fiziksel bir gerçeklik var. Ve hani bu fiziksel gerçeklik bize yani insanlar kuantum fiziği, kuantum mekaniği deyince birazcık hep şeylere kaçıyorlar ya, işte çok böyle işte spin, işte dolanıklık, şu bu falan, ama aslında olasılık anlatmaya çalışıyor. Yani derdi o, bir şeyin olma ihtimalini en detaylı şekilde tasvir etmeye çalışıyor. Ve bu ihtimalleri parçacık altı düzeyde, yani küçük sistemlerde yapınca bazı işte kuantum mekaniğinin garipliği dedikleri olaylar aslında şundan kaynaklanıyor. Bazı ihtimaller birbirlerini yok edebiliyorlar. Bazı ihtimaller sadece işte iki parçacığı aynı anda anlatırsanız tasvir edilebiliyorlar. Yani aslında bir olasılık bu işlerin dönüp dolaşıp geldiği yer. Genelleştirilmiş. Dalga girişimi gibi. Belki ama şeyi söylemekte fayda var Zeki. Yani ben biraz teknik girdim sanırım. Hani katancılar için belki teknik bilgi ihtiyaçları vardır diye düşünmüştüm. Daha az teknik bilgiyle gideceksek şey diyebiliriz. Hani, evet, dediğin gibi olasılıktan gitmemiz gerekiyor ama kuantumda olasılığı başka türlü temsil ettiğimizde söylemekte fayda var. Mesela olasılık teorisinde bir vektör alıyoruz ve işte her durumun olasılığını o vektörün elemanları olarak yazıyoruz. Kuantumda ise o olasılıkların kara köklerini alıyoruz biz. O kara kökleri birer eleman olarak koyuyoruz. Ondan sonra de işlem yapıyoruz. Bunlara da olasılık genliği diyoruz. Bu genlikler nasıl dalgalar girişebiliyor? Bir dalganın bir tepe noktası diğerinin tepe noktasıyla bir araya geldiğinde dalganın genliği yükselebiliyor ya da birinin tepesi diğerinin çukuruyla denk geldiğinde sönümleyebiliyorlar. Bu genliklerde de aynı şey söz konusu olabiliyor. Tam da işte süperpozisyon ve kovarız dediğimiz şeyin aslında tasviri bunun üzerinden yapılabilir. Dolaşıklık, discord gibi korelasyonlara geldiğimizde bu sefer tek yapmamız gereken bir parçacık için düşünmemek bu olasılık vektörünü, birden fazla parçacık için düşünmek. Burada da şey devreye giriyor. Mesela discord dediğimiz şey, biraz bu tabirlere giriş yapabilirim. İki tane bizim alt sistemimiz var aslında. Normalde klasikte beklentimiz nedir? Ben bunlardan sadece birine bir şey yapıyorsam öbüründe bir değişim olmamalı. Ya da tüm sistem bundan etkilenmemeli, ama etkileniyorsa, hani lokal olarak bir alt sistemin üzerinde yapacağım şeyler bir şeyleri değiştirebiliyorsa burada discord var diyebiliyoruz. Onun özel bir hali dolaşıklık. Dolaşıklıkta artık mesela buradakinin sistemin olasılığı değiştiğinde öbürü de onunla beraber aynı anda değişiyor gibi algılanabiliyor. Yani olasılıklar arasında öyle bir ilinti var ki siz ölçüm yaparak birini belirlediğinizde öbürü de aynı anda belirleniyor. Ve şeye kadar gidiyor, işte yerel olmama ilkesi dediğimizde biri üzerinde, bir alt sistem üzerinde işlem yapıp öbürünün olasılık uzayını şekillendirebiliyorsunuz. Oraya kadar gidebiliyoruz. Evet, ya yani aslında ikisi tek bir uzay oluyorlar. Hani ayrı ayrı işte A'nın uzayı, B'nin uzayı, işte Zeki'nin uzayı, Onur'un uzayı olmuyor da hani Zeki Onur uzayı gibi bir uzayda çalışıyoruz. Dolayısıyla uzayın bir kısmına bir şey yapınca otomatik uzayın tamamı etkileniyor. Ama klasikte öyle bir şey yok. Biz şu an ayrı yerlerdeyiz. Biri gelip beni dövse sen çok etkilenmezsin şu an orada. Ondan da emin değilim ama. Ya hayır, ama aramızda klasik bir kanal var. İletişim kanalı. Yani şu an Zoom'u kapatsak sonra
birbirimize. Evet. Aslında bu güzel bir şey. Arada sonuçta sürekli bir kanal var. Klasik olarak bu kanalın sürekli açık olması lazım birbirimizi etkiliyor olmamız için. Ben artık adını tanımadığım insanları Zoom'a almıyorum. O yüzden şu an gelen arkadaşı atıyoruz. Şimdi ismini söyler misin bana? Belki ben tanıyorum. Silly Work Cooperation. Tamam. Biraz tamam. Şey, şaibeli bir isim. Bu noktada soru var. Yoksa var mı henüz soru? Yoksa ben bir şey araya sıkıştırmak istiyorum. Aynen, sorunuz varsa sorun, yazabilirsiniz. Evet, Togan açtı. Soru geliyor mu? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum sunum için ya da konuşma için. Belki Hackathon'la alakalı değil de aslında konuşmaya katılmam tek bir soru vardı aklımda, onu sormak istedim. Çok biyolojiyle hani daha önce ilgilenmedim ama hani bizim oluşturacağımız mesela quantum computing bir devrede o hani moleküllerin simülasyon etme, hani arasındaki etkileşimi. Bu gerçekten hani ileride işte aşı veya ilaç geliştirmekte çok işimiz iş, yani biyologların ya da doktorların işine yarayacak bir şey mi yani? O simülasyon etme ilaç üretiminde o kadar etkili mi? Ve bugünkü yani süper bilgisayarlar bunu başaramıyor. Kuantum bilgisayarın başaramayacağı yani bir şey mi? Vardı, ona da bakayım dedim 15 dakika. Evet. Çok güzel soru Togan, sağ ol. Şey diyebilirim, önce istersen hesaplamanın şu an kimyadaki yeriyle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Gerçekten de bugün ilaç tasarlamak için ilk aşamalarda önce bizim simülasyon yapmamız gerekiyor. İşte ilaç dediğimiz şey ne? Bir molekül, bu molekül belli başka bir molekülü tanıyacak, aralarında bir etkileşim olacak. O etkileşimin olması için ne gerekiyor? Mesela şeklen ya da büyüklük olarak uyumlu olması gerekiyor iki molekülün birbirine. Senin de bundan emin olmak için işte deney yapmadan önce bu işe çok para yatırıyorsun çünkü. Hem zamandan hem de paradan kazanmak için önce simülasyon yapıyorsun. Simülasyonlarla emin oluyorsun ki gerçekten de şey olacak. İstediğin yapıda bir molekül oluşturabileceksin. Ondan sonra o molekülü sentezleyip onun üzerine deneyler yapmaya başlıyorsun. Gerçekten de ilaç geliştirmede ilk aşamadaki şeylerden bir tanesi simülasyon. O simülasyonlara geleyim ama bu simülasyonların kuantumla aslında yakından uzaktan ilişkisi yok. Çünkü çok büyük moleküller, genelde ilaç molekülleri. Tamamen klasik hesaplama yapıyorsun bunları yaparken. Çoğunda belki kuantumu işin içine dahil etmeye gerek de görmüyorsun. Ama kuantumun etkili olabildiği yerler var. İşte kuantum biyoloji bize bunu söylüyor. Mesela burada bir parantez açayım ilaç sektörüne. Parantezi kapattıktan sonra tekrar ilaç sektörüne gideceğim. Parfüm sektörüne odaklanayım. Parfüm sektörü tıkandı bu noktada. Çünkü şimdi konuşmada da biraz ondan bahsettim. Bazı koku molekülleri var elimizde. Bu molekülde sadece hidrojenleri döteryumla değiştiriyorsun. Ama bir bakıyorsun koku birdenbire değişiyor. Yani molekülün şekli değişmedi, büyüklüğü değişmedi ama yarattığı koku algısı değişti. Demek ki oradaki yarattığı etki değişmedi. Onun üzerinden orada kuantum mekaniksel bir şeyler var. Galiba şeyi geliyor ki bu hem meyve sineklerinde yapılan deneylerle desteklendi. Bu koku üzerindeki şeyler. Hem de çok güzel elimizde böyle artık teorik makaleler var bununla ilgili. Kapatayım. Aynı şey ilaç sektöründe de oluyor olabilir biz farkında olmadan. Çünkü ilaç sektöründe ilacın başarısı çok şey bir şekilde ölçülmüyor. Hani her ilaç herkeste, her kişide benzer etkiyi zaten göstermiyor. Peki konu... Buna ben örnek vereyim mi bu arada? Evet. İlacın... Mesela bu kirality olayı var ya, sağa mı bakıyor, sola mı bakıyor ilaç diye. Ne şeyden miydi hatırlamıyorum. Yani eski bir olay olması lazım. Bir tane ilaç işte sanırım hamilelerde sabah bulantısını önleme üzerine. Ama ilacın işte atıyorum sağa bakan tarafı çok güzel işe yarıyor. Bunu yapıyor. Sola bakan tarafı toksik. Ve sentezlerken yarısı sağ yarısı sol diye, yani kirality evenly distributed sentezlendiğinden bir sürü insana çok kötü zararlar veriyor. İşte böyle bebekler falan ölüyor.
Veya ondan sonra ya bu iş bu kadar kolay değilmiş, bizim bunları birazcık daha böyle ciddi test etmemiz lazımmış, ne olduğuna bakmamız lazımmış diye. Aslında aynı molekül, yani tüm özellikleri aynı. Sadece tek farkı, birisi böyle duruyor, öbürü böyle duruyor. Ama Aynı aynı görüntü. şey yani. Aynı görüntüsü yani. Şimdi o yüzden bunu mesela simüle edebiliyor olsan önceden pek çok şeyden kurtulabilirsin. Ya da hani Evet. öyle bir simülasyon yöntemi yani öyle bir sentez yöntemi geliştir ki sadece işine yarayacak olanları sentezleyebilmesi için araya bir şey daha katabilirsen, bu mesela çok 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 anlamlı bir şey olur. Bu asimetrik sentez zaten yani kimyacıların bayağıdır çalıştığı bir şey. Doğru Yani bu durumda mu bizim anlatıyorum? molekül, Asimetrik sentez evet, yani bu durumda bizim molekül altı, yani atomların birbirine etkileşimi simüle edebilirsek o tarz problemler çözülebilir mi yani? Evet, çünkü şöyle, şimdi sen molekülü simüle ediyorsun ama molekülü simüle ederken bazı şeyleri varsayıyorsun ya. Mesela her bir elektron birbiriyle etkileşmiyor moleküler sistemlerde. Onu varsayıyorsun. Öbür türlü çok kompleksleşiyor sistem. İşte şeylerin, bazı dipol etkileşimlerin olmadığını varsayıyorsun ya da çok daha düşük ordere kadar hesabını yapıyorsun. Çünkü sonrasını yapmak işi matematiksel olarak çok daha karışık hale getiriyor. Şimdi bunla yani molekülün kendisi çok büyük. O nedenle kuantumu katmak zorunda değilsin. Ama molekülün içerisindeki bazı atom altı diyebileceğimiz etkileşimleri göz ardı ettiğin için bir noktadan sonra hani çok çok net bir simülasyon çıkmıyor karşına. Ama bunların hepsi enerji düzeyleriyle alakalı hesaplarda yapılıyor. İşte şeyin, Onur'un dediği gibi ilinti konusunda emin değilim. Yani ilintiyi hesaplamana gerek var mı büyük bir molekülde İlintiye çalışırken? gelmeden önce bir şey diyeyim orada Zeki. İlinti, orada onda da ayrı bir parantez açmamız gerekecek. İlintiye gelmeden işte mesela o bu moleküllerin aktif bölgeleri bizim için önemli. Aktif bölgelerinde kuantum mekaniksel bir şeyler oluyor olabilir ama onları bile modellemek kimyada çok zor. Çünkü bir elektron demek iki tane spini olacak. Ondan sonra senin ne tane elektronun varsa iki üzerinelik bir şey geliyor, boyut geliyor. Bu da hesapsal olarak çok büyük şeylere tekabül ediyor. Oturup da gerçekten full kuantum mekaniği simülasyonu yapamıyorsun. Böyle 3-4 atomdan daha fazlası için de full kuantum simülasyonu yapamıyorsun. Ama kuantum bilgisayarlarında bunu şu anki aşama, önce şu anki aşamasına geleyim. Bu anki aşamada da kuantum bilgisayarlarında öyle çok büyük molekülleri şey yapamıyoruz, modelleyemiyoruz. Ne yapıyoruz işte molekülün Hamiltonian'ını kübit Hamiltonian'ına çevirip bir kuantum devresine çeviriyoruz ve molekülün durumunu onun enerjisini minimize etmeyi deneyerek parametrik bir şekilde hesaplıyoruz. Şu an çok küçük şeyler atomlardan bahsediyorum. Mesela yanlış bilmiyorsam bu phase estimation algoritması daha başarılı olabilir ama onun içinde hata düzeltme algoritmalarının daha başarılı çalışması gerekiyor. Oradan da bir yere çok gidemiyoruz. Ama söze mi gireceksin Zeki? Yok şey, bu Google'ınkini atacaktım da biraz daha anlatayım. Ama hani daha başarılı kuantum bilgisayarlarımız olduğunda biz gerçekten klasik bilgisayarlarla hiçbir şekilde klasik süper bilgisayarlarla hesaplayamayacağımız başarıda şeyi yapabiliriz. Full kuantum etkilerini hesaba katabiliriz. Şimdi enerji, Zeki'nin dediği gibi kimyanın en temel şeye kavramı, enerjiye bakılıyor. Ama kuantum teknolojilerinin bize asıl söylediği şey, bu ilintiler enerji kadar gerçek fiziksel kaynaklar. Mesela ışınlama diye kuantum teleportation diye bir şey yapabiliyorsak, dolaşıklık diye adlı ilintiyi harcayabildiğimiz için yapabiliyoruz. Benzer şekilde biyomoleküller de ilintileri kaynak olarak kullanıyor olabilirler. Mesela şeyde hem kuantum enformasyonda hem kuantum termodinamikte ilintilerin katalizör gibi çalışabildiğini biliyoruz. Hani şey düşün, bir durum var elinde, o durumdan başka bir duruma dönüştürmek istiyorsun elindeki sistemi, ama bunu yapamıyorsun. Diyelim ki enformasyon sürecinden bahsediyoruz. Bir dolaşıklığı başka bir dolaşıklığa çevireceğim, çeviremiyorum. Elimdeki işlemlerle bu mümkün değil. Ya da termodinamik olarak gidelim. İşte serbest enerjilerini karşılaştırıyorum. Buradan buraya geçmek imkansız. İkinci bir sistem getir.
Bu ikinci sistemde işte ilinti olsun. Onu yanına ekle ilk sisteminin. Başka hiçbir şey yapma. Birdenbire bu mümkün olmayan dönüşü mümkün hale gelebiliyor. Hani harcanmıyor. Şeyin protokolün sonunda olduğu gibi kalıyor. Yani ışınlama da harcıyoruz mesela dolaşıklığı. Burada harcamıyorsun da. En sonunda o ikinci sistemdeki dolaşıklık aynı miktarda kalıyor ama onun varlığı olmayacak bir işi olur hale getirebiliyor. Olur da biyomoleküllerde de aynı şey geçerliyse mesela işte bir ilaç ilacın bir aktif bölgesi olur. Bir de onun yanında başka bir bölgesi daha vardır. O bölgede ilinti vardır. O ilinti belki ilaç molekülünün hedef molekülle etkileşiminde olmayacak bir şey olur hale getiriyordur. Hani varsayımsal konuşuyorum şu an ama bu tür olasılıkların incelenmesi gerekiyor olup olmadığı. Yoksa bile biz bunları yapay bir şekilde katabiliriz her şeyden önce. Hani kuantum biyolojinin bir güzel tarafı o. Hani bunlar biyolojide varsa tüm biyoloji anlayışımız değişecek. Ama yoksa da biz bunları yapay bir şekilde katıp daha başka teknolojiler elde edebiliriz. Aslında çok mantıklı ya bence. Tüm biyoloji anlayışımız o açıdan. Yani tüm biyoloji anlayışımız değişmeyecek de moleküler biyoloji. Yoksa yani zooloji evet. Falan etkileyim böyle. Yok yok evet. Atı zebre. Biyoloji deyince moleküler biyolojiyi kastedeceğim. Gerçi şey daha makroskopik yerlerde de hep kuantumluk var mı yok mu bununla ilgili tartışmalar oluyor. Bu hızlıca şeye parantezim bir şey daha söyleyeceğim soru yoksa demiştim. Öbür konuşmada hiç değinmediğim bir şey var. Kuantum biyoloji yapmak için orada kuantum olmasına gerek yok aslında. Karmaşık bir biyolojik süreci alıp da biz gene kuantum olasılık teorisiyle modelleyebiliriz. Evet. Kuantum olmadığı halde ama bu da bize gene avantaj sağlayacak. Hani bunu başka yerlerde kullanıyorlar şu an. Şeyde falan finans sektöründe birkaç şeyini görmüştüm. Abi kuantum game teori var ya bence yani bunun çalışacağın en güzel örneğidir. Çünkü ya işte hep o şey diyoruz genelleştirilmiş olasılık teorisi diye yani bazı olasılıkların yani olasılık genliğine baktığın için birbirini yok edebilmesine imkan sunduğunda ve hani eksi sayıları da kattığın bir olasılık kuramı yazdığında son derece güzel bir şekilde şey yapabiliyorsun bir sürü yere uygulayabiliyorsun. Yani finansta işte davranışsal iktisatta belki kompleks sistemlerde yani bu şeyler emergence'da falan işte kuş sürüleri yani nasıl uçuyor hani dil modellemede gördüm ben aslında. Ve şeyi özellikle vurguluyordu o gördüğüm çalışma. Hani bir diğer özelliği bu kuantum olasılık teorisinin işte olasılıkları dizmeyip de karekökenlerini dizdiğimizde bir bileşik olasılık dağılımından marjinal dağılımları elde edebilirsiniz. Klasik olasılık teorisinde marjinalleri elde ettiğinizde şartlı olasılıklar hakkında hiçbir şey kalmıyor. Onların hepsi. Ama kuantum olasılık teorisi yaparsanız marjinalleri aldığınızda onlar artık density matrix, bizim o yoğunluk matrisi ne karşılık geliyor bir taraftan. Orada köşegen olmayan elemanlar var. Onlar birebir şeylerle ilişkili. Şartlı olasılıklarla ilişkili. Yani daha fazla bilgi kodlayabiliyorsunuz bu sayede. Bu da gene hesapsal olarak büyük bir avantaj. Aynen. Ya bu arada şey diyeceğim. Buna kuantum olasılık teorisi denmesi aslında büyük bir üzüntü şey değil midir yani? Çünkü aslında genelleştirilmiş bir olasılık teorisi var. Evet. Bunu biz kuantum fiziği için kullanıyoruz. Hani ilk orada gelen bu... Şey diyen var. Lineer cebirle olasılık teorisinin birleşimi aslında bu diyen var. Çünkü yaptığımız tam hani ne diyebiliriz belki lineer cebirsel olasılık teorisi değil. Yani şey genelleştirmiş olasılık ya şeyden ötürü diyorum bu Aaronson'un argümanı var ya aslında işte bizim kuantumcuların kullandığı kuramı matematikçiler de keşfedebilirdi diyor 19. yüzyılda. Hani oraya kadar gelmişti mesele zaten. Onlar keşfedemediler. İlk fizikçiler kuantum fiziği için kullanarak keşfettiler diyor. Ama aslına bakacak olursan yani kompleks sayılarla olasılık kuramı kurmuşuz hani. Ve ama ben gene de şeyde dikkatli olalım derim Zeki. Yani ya lineer cebirsel ya da kuantum demeyi tercih ederim genelleştirilmiş demek yerine. Çünkü tabii lineer ama yani şey. Bir de post kuantum olasılık teorileri var. Çünkü. Hani onlar biraz daha
öte. Şimdi onlar hakkında ben de çok şey bildiğimi söyleyemem. Daha böyle popüler düzeyde benim baktıklarım ama işte post kuantum teorileri olduğu için onların olasılık teorileri biraz daha üstü. Belki genel işte onları işaret etmek. Biz zaten kuantum diyeceğiz artık buna. Bunu bir sahiplendik. Bizim bırakacağımızı zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz matematikçi arkadaşlar. Bu kuantum olasılık kuramı. Logic, kuantum logic. Burada onu da bayağı çalışıyorlar ya. Ben bir sürü makale gördüm. Kuantum logic bangır bangır geliyor. Güzel olacak. Aynen. Başka soru var mı arkadaşlar? Biyoloji üzerine. Ben Onur'u kestim ama. Bakalım. YouTube'da kimse bir şey yazmış mı? Yazmamış. Yani araya sıkıştırayım gene öyleyse. Sıkıştır abi. Bu olasılık teorisiyle iyi modelleyen güzel bir grup var. Bizlerin karar alma mekanizmalarını. Behavioral. Çok etkilendiğim çalışmaları onlar. Hani gerçekten hani beyinde kuantum mekaniksel bir şeyler oluyor mu? Hani ben ayakları çok yere basan biri değilimdir ama benim için bile çok dikkatli olmam varsayımlar onlar. Çünkü beyin çok karmaşık, çok sıcak bir yer. Hani çok titiz bir teori yapılması lazım onun için. Ama bu çalışmaları yapan insanlar onu iddia etmiyorlar zaten. Orada kuantum mekaniksel bir şeyler olduğunu iddia etmiyoruz. Ama bakalım biz bu kuantum olasılık teorisiyle modelleyelim. Daha iyi olabilir mi diyorlar. İlk yaptıkları çalışmalar iki tane işte psikoloji deneyi var. Biri bu prisoner's dilemma, tutuklu dileması mı diyelim. Tutuklu ikilemi diye adlı. Aynen öyle bir şey. Şeyle ilgili. İşte iki tane olası suçluyu alalım. Bunlar işbirliği içinde bir suç işlemiş olsunlar. Ayrı ayrı bunları sorguya tuttuğumuzu kabul edelim. İkisi de itiraf ederse alacakları ceza başka. Biri itiraf ederse itirafçıya daha az ceza vereceğiz. Öbürüne daha çok ceza vereceğiz. İkisi de reddederse alacakları ceza başka. Oyun teorisinde çok kullanılan bir model bu. Bunun üzerine de insanlarla ilgili yapılmış birebir şeyler var. Deneyler var. Şimdi bu deneylerden bir tanesi şeyi test ediyor. Diyelim ki ben diğer oyuncunun, artık hani suçlu demeyeyim, oyuncu diyeyim, diğer oyuncunun itirafçı olduğunu biliyorsam bir A davranışında A seçimini yapayım. Hatta diyor itiraf da demeyelim, daha genel konuşalım. A ve B diye iki strateji belirleyelim. Onlar itiraf etmek ya da reddetmek olabilir, bambaşka iki şey de olabilir. Diğer oyuncu A'yı seçtiğini biliyorsam ben B'yi yapıyorum diyelim ki. Diğer oyuncu B'yi seçti, ben gene B'yi yapıyorum. Bu durumda beklentim ben diğer oyuncunun ne seçtiğini bilmesem de B yapmam. Yani klasik beklenti bu. Bunun da özel bir terminolojik adı var o literatürde. Ama deneyler bunda sapma olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine işte biz bu deneyleri gidip kuantum olasılık teorisiyle modelleyelim. Acaba ne olacak dediklerinde deneyleri çok daha başarılı bir şekilde modelleyebiliyorlar. Yani oradan yola çıkarak da hani karşıdakinin kararını, stratejisini bilip bilmemem aynı şey gibi. Kuantumda ölçüm yaptığımızda bu olasılık vektörünü tek bir olasılığa çökertiyoruz, düşürüyoruz. Ona benzer bir etki söz konusu oluyor. Onunla birebir yapabiliyoruz. Bu deneyleri modelleyebiliyoruz mesela. Güzel ya. Ben bunda Çağla'nın tezini bulmaya çalışıyorum arkada da. O da böylesi bir şey üzerine yapmıştı ya. Hatırlıyor musun? Bu konu hatırlamıyorum ben. Dur. Bulabilirsem atayım şuraya. Hemen. Hocam bu bahsettiğiniz deneyde bu Nash Equilibrium'a benzer bir şey mi? Hani game teori. Aynen. Yani, bu sefer hani gerçek insanlar üzerinde birebir bu oyunları oynayıp denge durumlarına bakıyorsun. Denge durumuna giden dinamiği birinde tamamen stokastik Markov süreciyle modelliyorlar. Öbüründe kuantum olasılık teorisiyle modelliyorlar. Yani bir master denklemine bile girmiyorlar sanırım. Hani ünitel bir dönüşüm gibi yapıyorlar. Sadece ölçümlerin de dahil olduğu arada var.
Ve sayılar çok daha uyumlu şeyde deneylerle. Onlar da hani onlarla ilgili belki şey yazabilirim sadece çete. Bu grubun başındaki kişinin ismini yazabilirim. Yazabiliyorum değil mi ben de çete şu an? Yazarsın yazarsın. Ya millet Rusça yazmış çete, sen mi yazamayacaksın? Şu an evet, Erwan. Bu Semeyer diye bir bilim insanı, yani şey. Onun 3-4 güzel makalesi var. Şeye de gidiyor mesela, bağlamsallık kuantum mekaniğin bir başka şeyi. Ben o kuantum biyoloji konuşmasına hiç bağlamsallığa değinmedim. Ama bağlamsallık çok önemli. Biyolojik süreçler için onlar da bağlamsal. Kuantum mekaniğindeki ölçümlerin bağlamsallığı gibi. Orada da işe yarıyor genel olasılık, kuantum olasılıklarımız. Onur, bir şeyler desene abi. Sesin bir şey oldu gibi. Geliyor mu şu an sesim? Ha, şu an geliyor. Biraz yaklaşınca geliyor. Ya şey var senin mikrofonunda galiba ya da ses kartında. Ses bir aşamanın altına düşünce daha da düşürüyor onu. Ben yüzden... de şüpheleniyorum. Beni şeyde seste dalgalanma olursa uyar beni Zeki. Ya olsun, şu an hiç problem değil. İnsanlar anladığı sürece sonuçta soru cevap yapıyoruz. Bence güzel. Yani bu aslında yani şey olmasa bile, kuantum bilgisayarla hiç kimsenin işi olmasa bile bir noktada, yani bunlarla uğraşacak kişiler en azından bir kuantum olasılık kuramının farklı alanlardaki uygulamalarının yavaş yavaş artık bu şeylere gireceğini, işte finans olsun, işte davranışsal analiz olsun, bir noktada belki sosyal psikoloji gibi şeylere etki edeceğini görmek çok zor değil. Yani görmek çok zor değil derken zaten ettiği için hani görmek çok zor değil. Bunlar yavaş yavaş Türkiye'de çalışılmaya başladı. Şey, Çağla'nın tezini attım bu arada şey çete. Yani bu alanlarla da ilgilenmek için kuantum mekaniği biraz öğrenebilirsiniz. İşte orada şöyle bir problem oluyor insanlarda. Şimdi şeye o nedenle ilk başta demiştim, işte spin, elektron, polarizasyon falan, yani kuramı oradan öğrenmeye çalışınca fizikle alakası olmayanlar için çok zor oluyor. Çünkü hep biz kuantum fiziğini nasıl anlatıyoruz? Klasik fizikten farklarıyla anlatıyoruz. Gelen klasik fizik bilmiyorsa ne yapacağız? Yani hani öyle bir problem var. O yüzden biraz daha olasılık üzerinden anlatmak belki ilk noktada şey olabilir diye düşündüm. Hani spin olasılık kuramını anlatıp sonra bakın bu olasılık kuramıyla biz aslında şöyle şöyle fiziksel fenomenleri de açıklayabiliyoruz diye. Çünkü illa birbirleriyle aynı anda anlatılmak zorunda olan kurgular değiller bunlar. Ben de ona yeni geldim aslında. Şey, burada şu an Ebrar ve Sena Nur var. Bu yazın beraber kuantum biyoloji dersi yaptığımız arkadaşlardan. Onlara ders yaptıktan sonra ben de aynı şeye ulaştım. Gerçekten önce biraz lineerce bir olasılık teorisi sadece gösterip sonra bu işe girişmek büyük ihtimalle fizik dışından gelenler için çok daha kolay olabilecek. Yani biz bunu iddia ettiğimiz bir makale yazıyoruz şu an Özlem'le ve diyoruz ki ilk Nur'la da diyoruz yani fizik dışından gelenlere kuantum programlama öğretecekseniz spin polarizasyon falan hiç onlarla başlamayın. Hiç gerek yok. Siz hani o programı yapanın işine yaramayacak yani. Hani ona siz olasılık anlatmanız lazım. Uzay çalışmaları ile kuantum simülasyonun kesiştiği noktalar var mıdır? Uzay çalışmaları. Ya şeyi diyebilirim. Mesela şimdi kuantum termodinamiğe böyle bir hem götüreyim bunun için. Çünkü uzay çalışmalarında kuantum termodinamik de çok önemli. Mesela ısı makinelerinin oldukça küçük versiyonlarını yapabiliyoruz biz. Ama bu küçük versiyon, moleküler versiyonlarını, bunları yaptığımızda artık kuantum etkilerini hesaba katmamız gerekiyor. Ne diyeyim? Mesela işte enerji güç çıktılarına falan baktığımızda bu moleküler ısı makinelerinin çok küçükler. Yani biz onları bugünkü günlük hayatımızdaki teknolojileri adapte etmemiz büyük ihtimalle çok zor olur. Ama uzaya göndereceğimiz araçlarda çok çok işe yarayabilirler gerçekten onlar. Yani şu an hem kuantum biyolojinin hem kuantum termodinamiğin
aktif olarak ürettiği sonuçlar en çok sanırım uzay çalışmalarında işe yarayacaklar. Mesela çok bir örnek vereyim. Bir ısı makinesi nasıl çalışır normalde? İşte ısı makinesinde bir pistonumuz olduğunu düşünün. Pistonun içinde gaz olsun. Önce gazı sıkıştırdık. Sonra işte sıcak ısı banyosuyla etkileştirdik. Sonra dengeye geldikten sonra gazı tekrar genleştirdik. Soğuk ısı banyosuyla etkileştirdik gibi bir çevrim yapıyoruz. Mesela ilk şeylerimiz, buharlı ısı makinelerimiz böyle çalışıyordu. Şimdi çok aynısını bir molekül için düşünebilirsiniz. Grafeni alın mesela ya da herhangi başka bir molekülü. Önce bir taraftan çekin. Ondan sonra bir ısı banyosu maruz bırakın. Sonra tekrar sıkıştırın. Farklı sıcaklıklı bir ısı banyosuna maruz bırakın. Sonra tekrar eski haline geri getirin. Bu da bir ısı makinesi. Bunlarla ilgili yapılmaya devam eden bir sürü çalışma var. Ama mesela şeye baktığınızda işte ne diyelim çıktılara baktığınızda işte pikojul gibi bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz böyle makalelerde. Nerede işe yarayacak mesela pikojul? Büyük ihtimalle uzay çalışmalarında oldukça işe yarayabilecek. Pico'nun 10 üzeri kaç olduğunu da izleyen ve bilmeyenler için söylemek ister misin? Söyleyelim hemen. Pico dediğimiz 10 üzeri eksi 12. Doğru mu söyledim? Ben de hata yapmayayım Zeki. 12 mi 15 mi bir şeydi? Femto ile karıştırıyorum. Femto 10 üzeri eksi 15. Pico 10 üzeri eksi 12 olmalı. Tamam. Yani, o zaman 10 üzeri eksi 12. Sayılardan bahsediyoruz. Hani bizim işte bugün arabamızda, cep telefonumuzda belki kullanamayız öyle bir ısı makinesini. Ama uzayda gerçekten işe yarıyor bunlar. Bir de uzay diğer taraftan daha kapalı bir çevre. Uzay mahrumiyet bölgesi. Evet, hani çevre genelde bizim için problem şeyde, kuantum teknolojisiyle uğraşıyorsak. Çünkü bu ilinti gibi, eşevlik gibi şeyler çevreyle etkileşimi yitebiliyorlar, kırılabiliyorlar, yok olabiliyorlar. Uzayda bu etkiler çok daha azlar. O yüzden hani o etkileri kaynak olarak kullanmak da daha mümkün uzayda. Evet, uzayda böyle şeylerle çalışılabiliyor diye soruya da tekrar dönelim, bağlayalım. Güzel. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben YouTube'a da bakayım. Belki soru gelmiştir. Çok zannetmiyorum ama. Evet. Orada yok. Tamam. O zaman yavaş yavaş bir noktada kapatılabiliriz ama öncesinde ben bir soru daha sormak istiyorum. Hali hazırdaki klasik simülasyon yöntemleri değil miydi? Mesela kuantum simülasyonun ya da kuantum kimya simülasyonlarının klasik bilgisayarlarla yapıldığı haliyle en yaratıcı ve karmaşık ne yapılabilir sence? Yani kuantum bilgisayarın gelmesine daha bir, yani böyle güzel bir hale gelmesine 10 sene var diyelim. Hani tamamen böyle her şeyi çok net yapacak hale gelmesine bu alanda. O zamana kadar elimizdeki klasiklerle ne yapabiliriz? Elimizdeki sistemler neye yarar? Sayın hocam, en ilerine görürüz klasik bilgisayarla yapılmış küçük sistem simülasyonlarında biyolojik varsa. Yani full kuantum simülasyonu yapmaktan bahsediyoruz ama değil mi? Yani full kimyada şey var, belki onu da vurgulamakta fayda var. Kuantum kimyada aşama aşama böyle varsayım yaparak ele aldığımız kuantumu azaltabiliyoruz. Her şeyden önce en basit kuantum hesaplama yöntemleri, elektronların birbirleri arasındaki etkileşimleri tamamen başta yapıp sonra her birini diğer tüm elektronların ortak etkisi altında, öyle bir alan altında hareket ediyormuş gibi kabul eden şeylerle başlıyor kuantum kimya. Hani biraz büyük moleküllerle uğraşabiliyoruz bu varsayımlarla. Full kuantum için genelde şey yapmıyor, hani böyle en başından hiç varsayım yapmadan yapayım ondan sonra çözeyim demiyor klasik bilgisayarlarla kuantum kimya. Bunu yapmak mümkün değil. Ne yapıyor? Önce bu dediğim gibi başlayıp ondan sonra ben
Başka pertürbasyonun tedirgeme. Başka tedirgemelerle o... Abi ikisini de hiç, yani pertürbasyonu anlamayan tedirgemeyi de anlamayacak bence ya. Tamam, verseydi. Başka varsayımlarla diyeyim, bu ihmal ettiğimiz etkileri geri almayı deniyoruz. Bunun hepsini yapabilirsek full kuantum simülasyonu oluyor. İşte bir benzen molekülü düşünelim. İşte 6 tane karbon var. Full kuantum simülasyonu yapıp çözebilir miyim? Sanırım çözemem. Tamam ya, bir benzeni bile çözemiyoruz. Evet, peki bir benzeni kuantum çözmek için kaç logical qubit gerekir? Onlar hesap yapalım. Bir karbon atomunda bizim 6 tane mi elektronumuz vardı? 6 elektron 36 tane karbonlardan geldi. Köşelerde birer tane hidrojen var. 42 oldu. 2 üzeri 42 çarpı 2 üzeri 42'lik bir sistemimiz var elimizde. Kaç kübitle bu işi yapacağız? Ya şu an onda da varsayımsal konuşayım. Hani hesapla kotaramayacak gibi gözüküyor. Böyle işte kuantum bilgisayarlarında yapılan çalışmalardan bazıları şeylerle ilgili, bu pillerle ilgili. Mesela lityumlu, hidrojenli, küçük moleküllerle ilgili yapılan şeyler. 2-3 kübitle şey yapabiliyorlar. Mesela o sistemleri modelleyebiliyorlar. Tahminim böyle 20 kübitlik bir bilgisayarla da herhalde yapabiliriz şeyi. Benzen gibi bir molekülü rahat bir şekilde full kuantum çözebiliriz. Kendimi bir türlü unmute edemedim. Tamam. Figen'in YouTube'dan bir sorusu olmuş. Ion trapping'in ne olduğunu biraz anlatabilir misiniz demiş. Genel itibariyle ion trapping'i de anlatabilirsin ama ion trapping mesela biyolojik bağlamda bir karşılığı olan ya da bizi ırgalayan bir şey mi? Bundan da bahsediyor. Biyolojide yani biyologların çok yakından anlayabileceği bir yöntem belki. Çünkü bu trapping, tuzaklama Türkçesiyle biyolojide de çok popüler bir yöntem. Bu optik tuzaklama zaten geçtiğimiz yıllarda bir Nobel ödülü almıştı. Biyomolekülleri tuzaklayıp çok güzel deneyler yapabiliyoruz. Şimdi iyon tuzaklama şey diyebiliriz. Hani günümüzde bir süper iletken devrelerden oluşturduğumuz yapay atomlar diyeyim onlara. Çünkü onların enerji seviyelerini yapay bir atomun enerji seviyeleri gibi düşünüp onları kübit, fiziksel kübit olarak tasarlayıp oradan kuantum bilgisayarı yapabiliyoruz. Onun karşısındaki en başarılı aday sanırım şey, iyon tuzaklama sistemleri. Çok uzmanlı olduğum konular değil. Çok uzman olduğum bir konu değil benim ama burada da bu sefer iyonlarımız bizim genelde moleküller. Mesela kloroform molekülü gibi bir molekülü alıyoruz. O molekülü tuzaklıyoruz. O molekülün birkaç enerji seviyesi diğerlerinden çok ayrılmış durumda. O yüzden onlar üzerinden fiziksel kübit tanımlamamız mümkün hale geliyor. Şimdi sayıları bilmiyorum ama sanki kübit sayısı daha fazla, çok daha fazla olabiliyor değil mi? Süper iletken bilgisayarlardan Zeki. Sen bu konularda benden... Yok şey... Yani çok daha fazladan kastın. Aslında şu an süper iletkenlerde daha fazla. İyon tuzaklardaki problem şu. Bunları sonuçta lazerle yazıp okuyorsun ya. Çok hassas şey yapman lazım. Mikron hassasiyetinde lazerlerle kurman lazım. Kübit sayısı arttıkça kurman gereken lazer sayısı artıyor. O nedenle de öyle bazı problemleri var. Çünkü süper iletken kübit dediğin yani bildiğimiz çip yani şey yapıyorlar bunun üstüne. Kabloları bağlayıp işte çeşitli architecture'larla iki boyutlu bir şey yapıyorlar. İyon tuzaklarındaysa daha enteresan işler yapmaları gerekiyor. Çünkü bir yandan da vakum sisteminde çalışıyor olması lazım onların. Böyle çevreden random şeylerin gelip etkilemiyor olması lazım. Ama daha çok daha uzun coherence'a sahip. Yani eşevreliliği çok daha uzun süre koruyor. Dolanıklığı çok daha uzun süre koruyor. Hatta bildiğim kadarıyla kapı fidelitileri de daha yüksek. Yani çok daha iyi olması bekleniyor iyon tuzaklarının.
Eğer nükleer spinleri kullanmıyorsak şey çok uzun. Yani nükleer spinler üzerinden şey... Nükleeri kullanmıyorlar bence. NMR yapmıyorlar. NMR değil. Yok. En uzun NMR'da aslında o şeyler ama... Tabii ama NMR'ı şey hale getiremiyorlar. Dolanıklığını falan koruyamıyorlar. Bir de şöylesi bir şey yapıyorlar iyon tuzağında. Benim bildiğim bu Hensinger'in anlattığından hatırlıyorum işte. Bu transport edip yani artık o hepsini teker teker lazer tutup yazalım, lazer tutup okuyalım demekten ziyade iyon şey işte iyonu alıp bir yere götürüp o işte bir okuma zonu oluyor orada. Orada readout'unu alma şeklinde. O nedenle de şey oluyormuş. Yavaş kalıyormuş bunlar. İyonun transport sürelerine orada ya sanki hard disk üzerine yazıyormuşsun da orada hani hard disk şeyinin armını yavaş kalıyor ya onun gibi onu çözmeye falan çalışıyorlar. Çözerler ama yani şey değil. Onların teknik problemler. Hani sadece belirli bir yavaşlık kalır ve süper iletkenlerde de sonuçta yani hoş onlarda şey yaptığın için pulse atıp pulse okuduğun için onların hızı daha hızlı olabilir. Figen yani, burada galiba. Belki Figen geldi temiz. Şimdi. Aynen. Yani aslında şunu sorabiliriz. Yani o bence güzel bir mesele olur ama ne kadar şey olduğu ayrı. Yani uzmanlık alanı değilse sıkabilirsiniz dediğin gibi. Farklı fiziksel kuantum bilgisayar gerçeklenimleri yani süper iletken, iyon, fotonik gibi yapıların farklı simülasyonlara artısı eksisi olur mu? Nasıl olur? Yani atıyorum biz bir kuantum biyoloji simülasyonu yapacağımız zaman ya bu fotonikte yapılmaz gibi bir şeye bir noktada gelir miyiz? Yoksa hepsi anladım. Universal quantum computer deyip öyle mi şey yapmak lazım? Ya fark büyük ihtimalle olacaktır. Uzmanlık alanım değil gerçekten. Yani şey yapamam. Kesin cevap veremem şimdi ona. Ama büyük ihtimalle fark gelecektir. Bazı işleri bazılarında daha başarılı bir şekilde simüle edebileceğizdir. Ama ben buradan şey yapabilirim. Hem Figen'in sorusu hem senin sorun işi tersine belki çevirip şey diyebilirim. Bu kuantum biyoloji bize alternatif şey sunabilir. Platformlar sunabilir. Yani kuantum biyologların para hani fon bulmak için şeylerden, kurum ve kuruluşlardan en şeylerinden biridir bu. Tezlerinden biridir. Kendileri ne kadar inanır genelde onu bilmiyorum ama yani böyle eğer doğada gerçekten varsa biyolojik sistemlerde kuantumluluk onu alıp kontrol etmek birdenbire çok daha hızlı geliştirebileceğimiz başka platformlar bize sunabilir. Burada bir spekülasyon yapabilirim ben belki. Şimdi şeyde bizim bildiğimiz bilgisayar teknolojisi elektroniğe dayalı. İşte ilk bilgisayarların yapıldığı dönemlere gidersek aslında o zamanın popüler cihazları, radyo, telsiz vesaire gibi başka cihazlar, onlar için geliştiren teknolojileri alıp onlarla biz bilgisayar yapmışız. Ve bu işi fonlayan da genelde askeriyeler olmuş ilk başta. Ve günümüz bilgisayarlarına gelmişiz. Kuantum bilgisayarların en büyük sıkıntısı ne? Biri ölçeklenme, bir diğeri de çevrenin sıcaklığı ve gürültüsü. Bundan nasıl koruyacağız? İşte kuantum biyoloji burada şey sunabilir. Hani ilk dediğim ölçeklenmeyle ilgili problemi ortadan kaldırabilir. İkincisi elektroniğe alternatif bir şeyler ortaya çıkabilir. Mesela fononik quantum computation diye bir şey var şimdi. Aşikar mısınız, duydunuz mu bilmiyorum ama şimdi kuantum termodinamiğin alt dallarından bir tanesi olarak adlandırabilirim kuantum fononiği. Ne oluyor? Mesela bir sistem düşünün. Bu sistemde şey yapıyorsunuz siz. Bir termal diyot yapıyorsunuz. Termal diyot ne? İşte elektronikteki diyota çok benziyor. Orada elektrik akımı sadece tek yönlü iletiliyordu. Mesela sağdan sola gelirse iletiyorum, soldan sağa gelirse iletmiyorum. Burada iki farklı ısı banyosunun arasına bir sistem koyun. Bir kuantum sistemi. Sağdaki banyo daha sıcaksa ısı akımı geçiyor sağdan sola, soldaki daha sıcaksa geçmiyor. Bu termal diyot. Mesela iki atomla termal diyot yapabiliyoruz teoride. Optikte de yapabiliyoruz. Biyolojiden o
esinlenerek organik bazı moleküller de önerebiliyoruz bunlar için. Ya da termal transistör yapabiliyoruz benzer şekilde. Hani bunlardan ve şimdi yeni ortaya çıkan şeylerden bir tanesi bu alandaki kuantum termodinamikte. Biz böyle sistemlerin işte durağan durumlarında kuantumluk olduğunu bulabiliyoruz. Yani biz mesela dolaşıklık üretebiliyoruz. Isıyı kullanıp, çevreden ısı alıp bundan dolaşıklık üretecek bir tane engine tasarlayabiliyoruz. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde gerçekten elemanları bu tür şeylerden oluşan başka hesapsal platformlar belki tasarlayabiliriz ki işte diğer kuantum, mesela bir süperiletken kuantum bilgisayarını çok soğutmamız gerekiyor. Burada sıcaklık bizim için tersine bir kaynak olacak. Biz sıcaklığı alıp ondan dolaşıklık elde edeceğiz. Ve benzer şekilde ısı akımını alıp da onunla mantık kapısını açıp kapatacak bir transistör yapacağız. Fonik kuantum bilgisayarlar ileride bir alternatif olabilir. Kuantum biyoloji de burada aday şey olabilir. Biz ne diyeyim, fiziksel olarak ne kullanacağız onlar için? Orada aday olabilir. Çünkü biyolojik sistemlerde bunların olabilme ihtimali tartışılıyor şu an. Yani biyolojide zaten ne yapıyoruz? Bir biyolojik sistem açık bir sistem. Çevresi var. Isı akımı zaten sürekli geliyor ama buna rağmen dolaşıklık üretmeli ve bunu kullanmalı. Manipüle edip bir biyolojik fonksiyon için kullanmalı. Alıp oradan örnekleri buraya taşımak mümkün olabilir. Çok spekülatif şeyler belki ama böyle bir ortamda tartışmak benim için hoş olur. Bence güzel konular ya, ama günün birinde bilgisayarlarımızı bakteriler yiyecek mi diye de insanın soru sorması geliyor yani. Şey yapanlar var şimdi, bakterileri kullanıp onlardan hesapsal hani şeyler tasarlayanlar da var. diğer taraftan. Yani zaten bir biyolojik sistemi biz alıp kullanacaksak bu tür teknolojilerde, onun doğal ortamına benzer bir ortam yaratmalıyız diye tahmin ediyorum. O yüzden bir bakteri dahil oluyorsa sürece o bakteri de muhakkak işe yarayacaktır. Evet, mesela Figen bilgisayardan virüs kaparsak ne olacak demiş. Evet. Yani şey, şimdi bir taraftan komik ve eğlenceli konular ama diğer taraftan bana hep şey gibi geliyor. Biz işte 100 yıldır kuantum fiziğiyle uğraşıyoruz kabaca. Hmm. Ve bugünkü bu noktaya geldik. Doğa dediğimiz şey binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır optimizasyon yapıyor. Yani işe yarıyorsa bu işler gerçekten, bizim tıkandığımız noktaları başka şekillerde aşmış olabilir doğa. Çok daha başarılı çözümler bulmuş olabilir. Kuantum kaynaklarını kullanan gerek bilgi işleme süreçlerinde, gerek termodinamik süreçlerde, gerek metrolojik amaçlarla kullanmaya başlamış olabilir doğa. Mesela bunlardan bir tanesini örnek şey, hani kuantum bilgisayarlarını bir kenara bırakalım. Metroloji aslında büyük bir alan. Belki kuantum bilgisayarlarından daha da önemli bir kuantum teknolojisi olacak yakın gelecekte. Kuantum biyolojinin de en önemli sistemlerinden bir tanesi mesela bu magnetic reception dediğimiz şey. Kuşların dünyanın zayıf manyetini algılayıp onunla yolunu buluyor olması. Kuşlar bunu iki tane elektronun spinlerinin üzerinden yapıyor aslında. Tüm biyokimyasal tepkimler o iki elektronun spini arasındaki şeye bağlı başlangıçta. Ve o çok zayıf dış manyetik alanın işte yaptığı açıyı ölçüp başarılı bir şekilde yollarını bulabiliyorlar. Yani bu bizim için de şey olabilir. Yani o molekülleri alıp biz de onlardan hibrit metrolojik araçlar geliştirebiliriz mesela. Yani ya biyolojik sistemlerin iyi yaptığı şeyleri alıp uygulamak çok rasyonel ve mantıklı bir şey. Orada ise tek
ikilem şöylesi bir yere geliyor benim için. Mesela işte doğa bunu çok uzun süredir yapıyor. İşte biz de onu kullanalım da. Mesela benim bildiğim kadarıyla doğada hiçbir şekilde laser cooling yapılmıyor. Ya da işte ne bileyim hidrojen, helyumun farklı izotoplarını kullanarak bir işte mikrokelvin düzeyine soğutma sistemi yapılmıyor. O yüzden insanların aslında doğayı yani... O bilmiyoruz Zeki. Hemen şey yapayım. Mesela bir bakteri aldığımızda o bakterinin şey var, flagella dediğimiz bir kuyruk yapısı var. Hani ilk hatırladığım, şimdi çok uzun zaman önce okuduğum bir makaleydi. Sağ kaldım o günümüze bilmiyorum. İddiası orada gayet hani şey, bahsettiğin tarzda bir cooling mekanizmasının olabileceğiydi. Bakteri lazer mi atıyor abi? Lazer değil de hani şey... Oradaki şeyi nasıl söyleyeyim? Yok, alternatif mekanizmalar vardır. Onu işte yapmıyorum. Yani doğada şu an bu biomimetik mi diyorlardı bizim? Şey, evet. Yani biomimikri, biomimetik falan. Onlar mesela çok güzel taktikler aslında. Yani tabii ki öyle oturup yani milyarlarca yıllık evrimin mekanizmalarını kendi lehimize kullanmak çok mantıklı. Ama computation'da işte problem şey, ölçek problemi ya, ama sadece şey olarak ölçek değil, yani bilgisayarı ölçekleyebilmek değil, inanılmaz bir mühendislik maliyeti var bunun. Ve o mühendislik maliyetini biz aslında yaklaşık 70-80 yıldır insanlık olarak sürekli bu teknolojileri kullanıp bir şeyler yapa yapa emeğimizi vere vere kullanıyoruz. Yani dünya üzerinde gerçekten emek saat olarak bakarsan milyarlarca emek saat harcandı. Bu şu an bizim kullandığımız laptopların geliştirilmesine hatta belki 10 milyarlarca emek saat harcanmıştır. Biyolojik sistemleri de bu hale getirebilmek için yine o kadar fazla zaman harcanması gerekiyorsa bu çok alternatifi de varken belki zor olabilir. Gerekiyor mu onu bilmiyorum. Mesela ha, işte onu bilmiyoruz. O ama tamam, uncertainty yani işte risk evet, bile değil şu an. Bu çalışmaya değebilecek bir şey. Mesela hani bir başka vereyim. İşte inelastik elektron tünellemesiyle biz moleküllerin titreşimini ölçebiliyoruz. Ben çok 10 sene öncesinin makaleleri hani yeni yeni ortaya çıkıyor ki işte koku algısında koku reseptörleri aynı işi yapıyor olabilir deyip modeliyor. Gerçekten de olabilir gibi gözüküyor. Yani en azından belki şey için olabilir. Şimdi alıp belki doğrudan bir biyolojik sistemi kullanmak çok uzun zaman alabilir ama o biyolojik sistemin mimarisine bakıp biz şey yapabiliriz. Kendi optimum mimarimiz ne olacak? Onu oradan tasarlayabiliriz. Bir ikincisi, tabii kesinlikle. Hani genel gidişatımıza bakarsak işte kuşlara baktık sonra... Neden uçamadığımızı anladık. Biraz biyoloji ve fizik öğrendikten sonra. Ama yine o kuşlardan aldığımız ilhamla uçak yaptık. Hani birebir kuşa benziyor mu? Pek benzemiyor. Ama hani kuşa bakmasaydık bu kadar ilham almasaydık hani biyoloji bu kadar hızlı geliştirebilecek miydik o teknolojiyi onu bilmiyorum. Çok uzaktan bakınca benziyor ya. Kuş, uçak falan. Yani biraz birbirine benziyorlar. Bu arada dün mesela Emre çok güzel bir şey dedi sunumda. Ben onu hiç düşünmemiştim. Abi, havacılık sektöründe kuantum bilgisayarın kullanımıyla alakalı bir sunum yaptı. Aslında biz daha iyi kuantum, yani belirli simülasyonları daha iyi yapabilmeye başladığımızda uçak tasarımlarımız falan değişecek dedi. Böyle hiç düşünmemiştim ben mesela onu. Böyle çok mantıklı ve UFO tipi uçak yapacağız falan. Ya da hani şu an hiç aklımıza gelmeyen garip garip şekillerde uçaklar yapacağız. İşte garip garip şekillerde belki başka şeyler de yaparız. Yani bilmiyorum, bir mesela sandalye tasarımının ne kadar kuantum simülasyona ihtiyacı var ama işte hiç insanın aklına böyle şeyler gelmiyor. O açıdan gelecek çok enteresan olabilir yani. Havacılık şeye çok benziyor. Bu ilaç sektöründeki şeye çok benziyor. Hmm. Konuşmanın sonunda referans verdiğim bir tane kuantum hesapsal kimya review vardı. Birebir introduction'da havacılıktan örnek veriyor. Diyor ki işte ilk başta hep deneme yanılmayla o aerodinamik testleri yapıyorduk ama artık gerçekten simülasyonlarla bunları yapıp hem vakitten hem paradan kazanıyoruz. Ondan simülasyonları geçen sistemlerden devam ediyoruz demişti. Evet, hani
dediğin gibi aklımıza gelmeyen, belki bilmediğimiz hesapsal işlerin çok önemli olduğu bambaşka yerlerde de kuantum teknolojileri çığır açabilir. Aynen, o açıdan da gerçekten, tamam Togan, görüşmek üzere. Şey gerçekten önemli. Yani bu farklı architecture olayı da biyolojiden ilham almakta, bu aynı zamanda bunu ilhamı alabilmek için biyolojik sistemlerdeki kuantum etkileri çalışıp ondan sonra ya bunlar bizim işimize yarar mı diye ekstra bir daha çalışıp sonra o işe yaratma kısmını da ekstra bir daha çalışıp, yani çok çalışmak lazım bu konularda. O yüzden de ilgisi olanları yönlendirelim deyip yavaş yavaş kapatalım mı? Kapatalım. Ben çok isterim. Umarım hani hackathon da güzel geçiyordur. Hani çok fikir veremedik büyük ihtimalle. Gerek o videoda gerek bu soru cevapta arkadaşlara, ama yani şeyi bence söylemek önemli. Kuantum teknolojileri aslında oldukça disiplinler arası çalışmaları tetikliyor. Ve ilişki çift taraflı. Yani gidip bir alanı anlamayı denediğinizde o geri dönüp bize yarayabiliyor. Kuantum biyolojik bu anlamda bir örnek. Birçok başka alanda da benzer şey gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Yani bugün mesela kuantum teknolojilerinde şimdi çok bir şey olacak ama işte dolaşıklık en büyük kaynaklardan bir tanesi. Dolaşıklığın kaynak teorisini biz majorizasyon diye matematiksel bir araçla yapıyoruz. Majorizasyon kaç yıldır bu alanda kullanıyoruz? 90'lardan beri galiba. İşte o Nielsen'in makalesiyle başlıyor bizim bunu kullanmamız. Aslında finans alanında çok daha uzun süredir kullanılıyordu. Hiç bilmiyorum. Yerlere gittiğimizde hani şeyde ülkelerin gelir dağılımındaki eşitsizlikler majorizasyonla, Lorentz serileriyle zaten çok çok uzun zamandır farklı disiplinlerde modelleniyordu. Hani gidip kuantum finans yaptığımızda hani bizim araç gençlerimizi oraya taşıyoruz ama bu etkileşimden alacağımız gerek teorik gerek pratik şeyler bizim için gene çok olabilir, faydalı olabilir. Doğru aslında, iktisatçılarla etkisiyle yaratılmış diye majorization. Doğru, güzel. Finanstan bile kuantum teorisinin alacağı şeyler var. Her yerden alabiliriz arkadaşlar. O zaman onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün geldiği ve vaktini ayırdığı için. Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Burada bizimle kalıp özellikle soru soran arkadaşlara daha da teşekkür ediyoruz. Çünkü tartışmayı daha da güzel bir hale getirdiler soru cevabı. Teşekkürler deyip şimdi YouTube'daki yayını kapatıyorum.